Herkese merhaba. Tokyo Paralimpik oyunları devam ediyor. 9. günü geride bıraktık. Güzel haberler gelmeyi sürdürüyor. Tekvando'da 2 madalyamız var. 1 gümüş 1 bronz elde ettik bugün. Golbol kadın milli takımımız da finale yükseldi. Japonya'yı mağlup etti. Onun dışında diğer branşlardaki gelişmeleri de anlatacağım, aktaracağım sizlere. Şimdi 9. günü bir özetleyelim. Belçikalı para tenisçi Joachim Gerard, oyunlar köyünde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 32 yaşındaki tenisçinin kalp problemi nedeniyle fenalaştığı ve acilen hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Dünya sıralamasında 3. sırada bulunan Gerard'ın tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Belçikalı raket Tokyo'da tek erkeklerde 3. turda, çiftlerde ise çeyrek finalde oyunlara veda etmişti. İranlı kadın okçu Zehra Nemati, klasik yayda üst üste 3. paralimpik şampiyonluğunu elde etti. Çekişmeli geçen finalde İtalyan rakibi Petrilli'yi 6-5 mağlup eden Nemati, böylece Tokyo'da altın madalya kazanan 3. kadın sporcu oldu. İranlı kadın sporcu. Londra 2012 ve Rio 2016'da da zirveye çıkan İranlı okçu, ard arda 3 şampiyonlukla da ülkesinin spor tarihine geçti. Oyunların madalya klasmanında açık ara önde bulunan Çin, domine ettiği branşlardan olan masa tenisinde yine rakip tanımadı. Çinli sporcular masa tenisinde Tokyo'da verilen 5 takım altın madalyasının tamamını kazanmayı başardılar. Çin, masa tenisinde 13 altın, 4 gümüş ve 6 bronza ulaşırken en fazla madalyayı ise halen yüzme ve atletizmde kazanmış durumda. Sarah Storey, Britanya tarihinin en başarılı paralimpik oyuncusu unvanına ulaştı. 43 yaşındaki Storey, bugün yapılan C4-5 yol yarışında kariyerinin 17. paralimpik altın madalyasına imza attı. Daha önce 16 altınla yüzücü Mike Kenny'e ait olan rekora ortak olan Storey, böylece rekorun tek sahibi olmayı başardı. Yüzme ve bisiklette toplam 17 şampiyonluğu bulunan Storey'in aynı zamanda yine yüzmede elde ettiği 8 gümüş ve 3 bronz madalyası da var. Atletizmin efsane isimlerinden Tatiana McFadden, Tokyo'da 400 metre T54 kategorisinde kürsüye çıkamadı. Paralimpik oyunlarındaki 20. madalyasını arayan Rus asıllı Amerikalı sporcu, daha önce 2 kez altın kazandı ve dünya rekorunu da elinde bulundurduğu 400 metrede bu kez ancak 4. olabildi. Tokyo'da 800 metrede gümüş ve 5000 metrede bronz madalya kazanan McFadden, son yarışına 5 Eylül Pazar günü maratonda katılacak. Evet, şimdi Türk sporcuların bugünkü performansına göz atacağız. Güzel haberler tekvando'da geldi. Kadınlar K44-49 kiloda Meryem Çavdar, Tayland rakibini çeyrek finalde 34-13 yenerek yarı finale yükseldi. Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, yarı finalde de Rusya'dan Poduskaya'yı 22-11 ile geçerek finale yükseldi. Altın madalya maçında Perulu Espinoza ile karşılaşan temsilcimiz iyi başladı ve 4-0 öne geçtiği maçı 3. raundda verdiği sayılarla ne yazık ki 34-21 kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Tekvando'da bir diğer madalya haberi erkeklerde geldi. 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bostek'e çeyrek finalde Rus Sidorova 26-21 mağlup oldu. Repesaja kaldı. Repesajda mülteci takımından Hakimi Manaya'nın maça çıkmaması üzerine repesaj yarı finaline yükseldi. Moğol Gambat'ı 23-22 mağlup eden temsilcimiz bronz maçında bu kez İtalyan Bossolo ile karşılaştı ve rakibini çok üstün bir maç sonunda 14-2 ile geçen Bostek'e bronz madalya kürsüsüne çıktı. Sporcumuz böylece tekvando'da ülkemize ilk paralimpik madalyasını da getirmiş oldu. Golbola bakalım. Golbol kadınlarda son paralimpik şampiyonu olan milli takımımız yarı finalde ev sahibi Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Son iki oyunların şampiyonunu karşı karşıya getiren maça iyi başlayan Japonya 2-0 öne geçti. Ay Yıldızı ekibimiz Sevda Altunoluk'un 4 golüyle devreyi 4-3 önde bitirdi. Bitime 7 dakika kala skoru eşitleyen Japonya önünde devreye yine Sevda girdi ve 4 gol daha bularak maçı 8-5 kazanmamızda başrolü oynadı. Golbol finalinde Türkiye yarın yarı finalde Brezilya'yı penaltılarla eleyen Birleşik Amerika ile 11.45'te karşılaşacak. Millilerimiz grupta karşılaştığı rakibine 4-3 mağlup olmuş ve bu oyunlar tarihindeki tek yenilgisini, Tokyo'daki tek yenilgisini almıştı.
Atıcılığa geçelim. Atıcılıkta P3 karışık 25 metre tabancada SH1 sınıfının finalinde Muharrem Korhan Yamaç yarıştı ve 6. oldu. Atina 2004'te ülkemize ilk paralimpik altın madalyamızı kazandıran Korhan Yamaç 8. sırada çıktığı finalde 9 puanlık atışıyla yarışmayı 6. sırada tamamladı. Müsabakada 559 puan toplayan Murat Oğuz ise 12. olarak final bileti alamadı. Atletizm Kadınlar 400 metre T53 kategorisinde Hamide Doğangün elemelerin ikinci serisinde koştu. Milli atletimiz 56-68 saniye ile serisinde ve genel klasmanda 3. olarak doğrudan finale yükseldi. Finalde finish çizgisine 58-67'de varan Hamide paralimpik altıncılığını elde etti. Öte yandan Kadınlar 400 metre T54 kategorisinde ise Zübeyde Süpürgeci 59-39'luk derecesiyle serisinde 7. genel klasmanda 13. oldu. Bugün başlayan bir başka müsabaka badminton teker kadınlarda VH2 kategorisinde B grubunda Emine Seçkin ilk maçında Güney Koreli Lee ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden milli sporcumuz oyunlara galibiyetle başladı. Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Emine Seçkin gruptaki ikinci maçında Japon rakibi Yamazaki ile mücadele edecek. Tek kadınlar SU5 kategorisi A grubunda ise Zehra Bağlar ilk maçında Hintli sporcu Palak Kohli'ye 21-12 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup oldu. Zehra ikinci maçında Japon Suzuki ile karşılaşacak. Okçuluğa bakalım. Okçuluk Kadınlar Klasik Yay Açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey son 32 turunda birbirleriyle karşılaştılar. Birbirine rakip olan iki Türk'ün maçında kazanan Zehra torun oldu 6-4'lük skorla ve son 16'ya yükseldi. Bu turda İtalyan Elisabetta Buino'ya 6-0 kaybeden sporcumuz oyunlara veda etti. Yüzmede ise kadınlar 50 metre sırt üstünde S2 kategorisinde Elif İldem finalde yarışmayı başardı. Elemeleri 1 dakika 32 saniye 86 ile 8. sırada tamamlayarak finale yükselen İldem, finalde derecesini 1 dakika 32 saniye 49'a geliştirmesine rağmen paralimpik 8.'si olabildi. Evet, paralimpik oyunlarında artık 10. güne geleceğiz. Yarın sporcularımızın takvimde ne maçları var onlara bir göz atalım şimdi. Atletizm kadınlar uzun atlamada Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın finalde mücadele edecekler T20 sınıfında. Badminton'da Emine Seçkin ve Zehra Bağlar'ın grup maçları devam edecek. Golbolda kadın milli takımımız finalde Amerika Birleşik Devletleri ile altın madalya için mücadele edecek. Türkiye saatiyle 11.45'te başlayacak bu final maçı. Okçuluk klasik yay erkeklerde açık sınıfta Sadık Savaş ve Vedat Aksoy elemelerde mücadele edecekler. Tekvando'da ise mücadele devam edecek. 75 kilo erkeklerde Fatih Çelik ve kadınlar 58 kiloda Gamze Gürdal tatamiye çıkacaklar yarın Makuhari Messe Arena'da. Evet, şimdi o 9. gün sonunda madalya durumuna da göz atalım. Çin 77'si altın, 167 madalyaya ulaştı. İnanılmaz bir rakam. En yakın rakibine 70 madalyadan fazla fark attı. Büyük Britanya 34'ü altın, 96 madalya ile ikinci durumda. Rusya ise 32'si altın, 97 madalyaya sahip. Türkiye 1 altın, 4 gümüş ve 9 bronza ulaştı. Toplam madalya sayısını 14'e yükseltti ve rekor madalyaya ulaştı tarih boyunca. Ve şu anda 45. sırada bulunuyor ülkemiz. Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarına 9. günde damga vuran anlara bir göz atalım. İlk fotoğrafımız masa tenisinden Pan Fang Fang görüntüde çiftler maçında güzel bir enstantane. Çin bugün bütün altın madalyaları süpürdü takım yarışmalarında. İnanılmaz bir fark yarattılar masa tenisinde de. İkinci fotoğrafımız tekvandodan Mahmut Boztepe, ülkemize bronz madalya kazandıran sporcumuz maç sonunda selamını verirken görülüyor. Ve son fotoğrafımız tabii ki yine golboldan. İşte galibiyet sevinci, işte final sevinci. Sporcularımız ve teknik adamlarımız bir arada. İnşallah bu yolun solu ikinci altın madalya olacak. Yarın finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak golbol milli takımımız. Ve altın madalya umalım ki bizim olacak. Toyota'nın mobilite sponsoru olduğu Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarına ilişkin her türlü gelişmeyi mobilsenozgursun.com adresinden takip edebilirsiniz.